insanlık için, yaşamak için, her şey için öncelik dinimiz önce adalet diyor, Hazreti Ali diyor. Millet birbirini yemesin, kavga dövüş eksik olsun. Halkımız için yani bizim için, insanlar için önemlidir yani ama bunu yani önemseyen hiçbir devlet büyüğümüz yok yani bence. Vallahi yok. Çünkü toplumsal yaşantımız için önemlidir. Çünkü hepimize lazım. Dolayısıyla hepimiz adil bir şekilde, eşit bir şekilde bulunmalıyız. Her şey için önemli yani. Adalet demek eşitlik demek. Dünya kötüye gidiyor. Hani cinayetlerde, kadın şiddeti de her şey var. Adalet bunun için gerekli. Adalet ülkenin yapı taşı. İnsanların ayrımlaşmaması için önemli bir unsurdur yani. Ülke diye bir şey kalmadı. Adalete güveniyordum, oy veriyordum ama adalet kesinlikle yok. Haklarını savunanlara terörist gözüyle bakılıyor. Adalet kanunda yazmaz, vicdanda yazar, kalpte yazar. Adalet olmadığı yerde bir şey diyemem. Adalet yani var da denilemez şu zamanda. Hukuk işlenmiyor. Kendi işlerinde işledikleri gibi kafasına göre işleyiciler yani anladın mı? Bazı insanlara uygulanmıyor. Bazen uygulanıyor, seyrek uygulanıyor. Adalet olgu olarak var ama bu ülkede olup olmadığını soruyorsan o konuda bir şey diyemem yani. Bence işlemiyor abi. Yok öyle bir şey yok. Yok. Param varsa adalet de var, hukuk da var. Sistem komple değişecek. Ben burada tezgahçıysam, beni temsil eden adam 400 trilyonluk arabaya binirse o adalet değildir. Adalet sadece kendi çıkarı olanlara var. Türkiye'de eşitlik ne yazık ki yok. Vallahi her türlüsü yaşanıyor. Kaçakçılık, hırsızlık. Yani devlet büyüklerimizin hiçbir yardımı olmuyor. İşkur'a gidiyorum, İşkur diyor ki ben sana da hiçbir şekilde yardım edemem diyor. Türkiye'de her konuşulan içeride dediğim gibi cezaevinde. Farklı insanlara farklı davranılıyor. Bazı kesimler bazı konularda korunup kollanabiliyor. Ama en ufak bir kriminal suçta, ufak bir baklava çalınmasında bile korkunç cezalar verilebiliyor. Hiçbir yerde hiçbir hakkın yok ki burada. Hani hak var deniliyor ama bizim bir hakkımız olduğuna biz inanmıyoruz. En basiti kadına şiddet. Eşit değil insanlar yani. Savcı ve hakimler gerçekten iradenize göre hareket edin. Yani adaleti temsil ediyorsanız da görevini yapın. Yoksa maaş alaraktan adalet olmaz. O kadar da devlette kalmış ne diyebilirim ki? Allah hakkımıza hayırlısını versin. En başta Tayyip Erdoğan. Bence bitsin yani. O adam her şeyi yapıyor bence. İşine geldiği gibi yapıyor. Halkını düşünmüyor. Bir şey dersek bakarsın geri içeri alırlar bizi. Çoğunluk bunu talep etmeye başladığında adalet de ister istemez sağlanacaktır. Bence bu eğitimle olur her şey ya. Yani daha ağır cezalar gelebilir. İnsanlar ayrımlaştırıyorlar. İşte zengin, fakir, Kürt, Türk diye ayrım yapıyor. Buna bence saçma bir şey. İnsanlar böyle bölünüyor. Bu da olmaması lazım bence.